Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün bilim gözlem yapmakla başlar metnin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet, hazır sorularımız var. Doğa ve evrenle ilgili merak ettiğiniz konular nelerdir? Araştırma yapmayı sever misiniz? Hangi konularda araştırmaktan hoşlanırsınız? Şuraya evet diye söylersiniz. Hepsinin cevabı sevgilerim burada. Bunlardan bir tanesini yazalım. Yıldızların nasıl parladığını ve evrenin nasıl genişlediğini bu konuyla ilgili merak ediyorum diyebilirsiniz. İşte farklı hayvanların yaşam alanlarını ve davranışlarını merak ediyorum diyebilirsiniz. Örneğin karıncalar, kelebekler gibi. Bitkilerin nasıl büyüdüğünü, çiçeklerin nasıl açtığını, meyvelerin büyüyüşünü, gezegenleri, güneş sistemini. Bunlar mesela şu da çok popüler cevaplardan bir de bunlardan. Bu dört taneden bir tanesini yazabilirsiniz. Hangi konuları araştırmaktan hoşlanıyorsun dediğinde de yine bunlardan bir tanesini yazacaksınız. Evet, dinleme metnimiz sağ üstte şu an görüyorsunuz. Lütfen tıklayıp önce dinleyelim. Ona göre sorularımızın cevaplarını yazalım. Metnin görselini inceledik. Bakın burada ne görüyoruz? Ödev yapan veya bir ders yapan, araştırma yapan birisini görüyorsunuz. Yani ödev şöyle olmayabilir. Bakın burada karalayıp attığı bir şey var. Bu çocuğun burada ne yaptığını görüyorsunuz sevgili öğrencim. Aslında bir araştırma veya bir inceleme veya ne diye söyleyebilirsin bir çalışma, bir konu üzerine bir inceleme veya araştırma yapıyor. Çünkü yapıyor, yapıyor, beğenmedi mesela attı. Böyle bir ödev yapma yöntemimiz yok çünkü. İkincisi bakın bunlar zamanla alakalı bir şeyler görüyorsunuz. Burada bakın ölçümlerle alakalı. Burada da bakın görüyorsunuz deneyler, tüpler var. Arkada kitaplar var. Bakın mesela burada yine fen bilimleriyle alakalı. Burada bakın bilim, akıl ve bilimle alakalı bunlar gördüğünüz gibi. Burada da bakın bazı araştırmalar yukarılarda görüyorsunuz. Bunların tamamı bize konunun aslında neyle alakalı, araştırmayla alakalı olduğunu gösteriyor. Şimdi metinde geçen kelimeler her etkinlikte olduğu gibi merak kelimesi. Bakın bunları size göre yazdım. Bunlar sözlük anlamları değil. Dikkat edelim. Merak nedir? Bir şeyi öğrenmeyi istemek, arzulamak diye yazabilirsiniz. Gözlem. Bakın aslında gözlem yapmak gözle alakalı. Bir şeyi göz ile incelemek demek. Yani dikkatle izlemek. Bakın buradaki izlemekten kastım bu gözleriyle izlemek, takip etmek. Gözlem yapmak gözümüzle yapılan takibi şey yapar, açıklar. Araştırma, ayrıntılı bilgi edinme. İnceleme diye yazabilirsin. Belgeselde bakın belge aslında buradan geliyor. Yani bilgi öğretmeye amaçlayan film ya da program bize bir belgeler sunuyor aslında. Belgelerin film halini sunmuş oluyor. Buna göre bir tahmin yapabilirsiniz. İnsanların en ilginç özellikleri. Şimdi metne göre bunları cevaplayacağız. Kendi yorumlarımız yok. Neymiş sevgilerim? Merak duygusudur. Aynen bakın tırnak içinde yazıyorum. Aynen bu şekilde dinleme metninde geçiyor. Gözlem yapmaya nasıl başlarız? Bakın bu da aynen metinde aynen böyle geçiyor. Bir şeyi merak ettikten sonra sevgilerim şu kısım aynen metinde bu şekilde geçiyor. Gözlem yaparken gerekli olan iki temel malzeme. Bunu da aynen orada aldım. Gözlem defteri ve kalem. Bakın tırnak içine yazıyorum. Tamamen metinden aldım. Nerelerde gözlem yapabilir? Bakın bu çok geniş. Nokta nokta koyuyorum. Kır gezilerinde, evimizin bahçesinde, hayvanat bahçesinde, tarihi eserlerin bulunduğu yerlerde, kısaca dilediğimiz her yerde gözlem yapabiliriz. Topladığımız bilgileri kullanarak gelecekte yararlı olabilecek çalışmaları ne yapabiliriz bunları dönüştürebiliriz sevgili gençler. Dördüncü etkinliğimizde de görsellerdeki çocuklar hangi konularda gözlem yapıyorlar? Bakın gördüğünüz gibi evet noktalı yerlere yazan demek. Burada gökyüzü yazabilirsiniz. Popüler cevap bu olacaktır. Mesela uzay akla gelebilecek cevaplardan mesela yıldızlar bunlarla alakalı olabilir. Mesela ay gibi. Bunlar popüler cevaplardır ama tamamını gökyüzü içerisinde yer alabiliriz. Burada bakın baktığı şeyler kelebekler olduğu için kelebeklerle ilgili incelemeler yapıyor diyebilirsiniz. Veya bakın burada yine doğayla ilgili şeyler yazabilirsiniz. Burada doğada bakın gezindikleri için, not aldıkları için doğayı inceliyorlar dersiniz. Burada da bakın kedileri incelediği için sokak kedilerini inceliyor diye ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir gezegende kitap okumayan, araştırmayan ve hiçbir şeyi merak etmeyen çocuklarla buluştuğunuzu hayal edin. Bu gezegenin çocuklarına okumaya, araştırmaya ve soru sormaya yöneltmek, onları bu konuda ikna etmek için neler söylersiniz? Şöyle yazabiliriz, söyleyebiliriz. Merhaba arkadaşlar, kitap okumak ve araştırma yapmak aslında macera dolu bir yolculuğa çıkmak gibidir. Kitaplar bize başka dünyaları, farklı insanları ve değişik hayvanları tanıtır, hayal gücümüzü geliştirir. Araştırma yapmak ise bir dedektif gibi gizemleri çözmeyi ve yeni şeyler keşfetmeyi sağlar.
Soru sormak da çok önemlidir. Çünkü sorularla her şeyi daha iyi anlayabiliriz. Böylece daha akıllı ve bilgili olur. Kendimizi ve çevremizi daha iyi tanırız. Hadi birlikte keşfetmeye çıkalım diye söyleyebilirsiniz. Bu yine hazırlık sorularında olduğu gibi neleri gözlemlemek isterdin? Bununla ilgili bir resim yap diye söylemiş. Yani buradan mesela karıncalar diye direkt ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz sevgili hanım. Karıncalar veya karıncaların yuvalarını diye söyleyebilirsin. Karıncalar, yuvaları, işte gelişimleri değil mi? Beslenmeleri, çalışkanlığı bunları merak ediyorum dersin. Yani bunu çizim olarak lütfen kendimiz yapmaya çalışın. Ben hazır koydum ama bakın şu şekilde ne yapabilirsin? Bunlar daha kolay. Şöyle çiçekleri bakın bu şekilde daha basit ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz sevgilerim. Dallarını çoğaltabilirsiniz. Burada bakın yine şöyle karıncalarla ilgili tümsekler yaparsınız. Şuralarında bakın bazı yerlerinde ne yapabilirsin? Çukurlarına yapabilirsin. Bakın karıncaları falan artık yapıyor olabilmemiz lazım. Şöyle kafalarını gördüğünüz gibi. Şu şekilde bakın karıncalar zaten iki arka tarafı kuyruğu daha geniş bir şekilde yaparsınız. Antenlerini yaptınız. Gözlerini eklersiniz. Yani bu karıncaları daha basit şekilde ne yapabilirsiniz sevgilendirim? Ayaklarını yaparak şöyle karıncaları şöyle renklerini de şöyle yaptığınızda karıncalar ortaya çıkmış oluyor. Yani basit bir şekilde bu resimleri ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz sevgilendirim. Evet artık bitiriyoruz 290'dan sonra serbest okuma metni ve metni tamamlayacağız ve 3. sınıfta artık kitabımızı tamamlamış olacağız. Eğer geçtiyseniz tema değerlendirmeye oraya da yorumlara lütfen yazın. Diğer kitapları da fen, matematik, sosyal onları da yapıyorum biliyorsunuz sevgili hayat bilgisi onları da yapıyorum biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Son konumuzda ünite değerlendirmede görüşmek üzere.